Herkese merhaba arkadaşlar, ben Elif At. Ee, bugün sizlere Forza Horizon 4'ten nasıl sinematik video çekilir, ondan bahsedeceğim. Ee, tabii konuya geçmeden önce e, ufak bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Şimdi eminim soracaksınız videoları neyle çekiyorsun diye. Ben Nvidia'nın kendi programı olan e, GeForce Experience uygulamasıyla çekiyorum. Bunu Alt-Z tuşuyla, eğer Nvidia bir ekran kartı kullanıyorsanız ve Nvidia GeForce e, programınız varsa... Alt Z kullanarak e, çekebilirsiniz. Orada gereken ayarlamaları yaptıktan sonra çekime başlayabilirsiniz. E, bunun dışında e, neyden bahsedeceğim? Evet, sinematik e, video çekiyorum. Birkaç tane çektim arkadaşlar. Çok soru geldi e, yorum olarak. Bunun üzerine ben de bu videoyu çekmeye karar verdim. E, bilginin paylaştıkça güzel olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, öğrendiğim şeyleri başka kişilerle paylaşmayı seviyorum. Bu yüzden de bu videoyu çekmek istedim. Dilerseniz lafı çok fazla uzatmayayım ve e, bu serüvene nasıl başladım onunla ilgili bilgi vereyim. Sonra da sinematik videomuzu ufaktan e, çekmeyi öğrenelim. Ben yaklaşık bir buçuk senedir kullanıyorum Forza'yı. Bir e, buçuk senedir oynuyorum diyeyim. E, bu süreçte ilk başladığımdan beri çok istiyordum. Böyle YouTube'da birkaç tane videoda görmüştüm. İşte çok güzel çekmiş arkadaşlar falan. Birkaç tane program denedim ama hiçbir şekilde yapamadım klavyemle Direksiyon setim var Logitech G29 Onunla denedim ama hiçbir şekilde başaramadım En sonunda bir tane yabancı bir video gördüm Yabancı videodan Nasıl çekildiğini Öğrendim birkaç tane arkadaşım sayesinde de öğrendim sağ olsunlar Beraber takıldığımız arkadaşlar sayesinde Öncelikle size lazım olan şey arkadaşlar joystick bulunan bir gamepad şöyle yani üzerinde joystick bulunacak kesinlikle. Çünkü bunlar hassas olduğu için e, her hareketi e, nasıl diyeyim? Her hareketi ölçüsünde algılayabildikleri için mesela şöyle göstereyim. Tabii önce gamepad'imizi açacağız. Tamam açıldı. Şimdi mesela bakın çok az çevirdiğimde çok az bir etki veriyor. Şimdi klavyeden basıyorum aynı tuşa. Klavyeden basıyorum. Pardon bir saniye ikisi bir olmuyor. Şöyle bakın klavyeden yarım da bassam tamamen algılıyor. Azıcık da bassam tamamen algılıyor. Yani size hassas olan bir gamepad lazım. Mesela bir daha göstereyim. Bak çok az çeviriyorum. Çok az gidiyor. Şu taraftan da göstereyim. Bakın tam çevirdiğinde tam gidiyor. Şimdi bu önemli. Ee, asıl yapmamız gereken şey ne? Onu da göstereyim. Arabamızı değiştireceğim önce. Ee, benim en çok sevdiğim arabalardan bir tanesi Kullanmayı en çok sevdiğim Audi S1 Bununla e, çekeceğiz videomuzu Bu arada ilk defa bir webcamli video çekiyorum Iğlı uğulu çok fazla cümlelerim olabilir Kusura bakmayın özür dilerim o konuda Mekan seçimi önemli Mekanımıza geçelim Ben burayı seviyorum ee, Tabi videonuzu Çekerken ışığa da e, önem vermelisiniz, dikkat etmelisiniz. Şimdi öğlen saatlerinde video çekmenizi önermiyorum. Böyle daha çok akşama doğru, e, turuncunun hakim olduğu böyle e, Hani altın saat dediğimiz normal hayatta da fotoğrafların falan daha güzel çıktı saatlerde çekerseniz daha mantıklı. Ayrıca güneşin etkisini kaybetmesi önemli videoda daha güzel bir etki yaratıyor. O yüzden akşam saatlerinde ya da sabah saatlerinde. Sabah saatlerini çok tercih etmiyorum ama akşam saatlerinde çekmenizi tavsiye ederim. Şimdi fotoğraf moduna geçiyoruz mekanımızı seçtikten sonra. Biraz daha gideceğim ben. Tamam böyle duralım. Fotoğraf moduna geçiyoruz. Fotoğraf modunda en önemli şey unutabilirsiniz. Ee, önce şeylerinizi ayarlıyorsunuz. İşte açıklık çok önemli değil çünkü. Video çektiğiniz için şey görünmeyecek. Göstereyim onu şöyle. Video çektiğiniz için hareket halinde arka plan zaten flu olmuyor. Tekrar eski net haline dönüyor. Bakın hareket ettiğimde net haline dönüyor. Buradan işte pozlamanızı seçin. İşte ne kadar şey olsun istiyorsunuz. Ee, fotoğraf daha ışıklı, daha aydınlık, daha karanlık olsun istiyorsunuz. Onu seçiyorsunuz. Pozlama süresi çok önem yok pozlama süresinin. Bir etki etmiyor. Bu daha çok böyle hareket halindeki araçlar için önemli. Biz duran araç çekiyoruz. Parlaklık falan neyse bunları ayarladık diyelim ki. Burada önemli olan şey unutabilirsiniz. Ben bazen unutuyorum. Arayüzünüzü kesinlikle gizliyorsunuz. Çünkü Nvidia'dan çekiyorum ben. Nvidia'dan, Nvidia'dan çektiğim için ee, bu arayüz böyle kalıyor. Yani böyle video çekerken altta kozmetik sıfırla falan diye şeyler çıkması herhalde çok güzel olmaz. O yüzden arayüzünüzü gizleyeceksiniz. Şunu ben kapatayım bir. Arayüzümüzü e, Gamepad'den şu tuşla yani bu Logitech e, F710'da şu tuşla gizliyorsunuz. Sonra istediğimiz açıyı yakalıyoruz. İstediğimiz açı neyse o açıyı yakalamaya çalışıyoruz. Mesela ben buradan çekmek istiyorum diyelim ki. Buradan sola doğru bir hareket etmek, e, hareket gerçekleştirmek istiyorum. O zaman sol joystickimi, yani hareket joystickimi, e, slide hareketi yapacağım joystickimi sola doğru, e, yavaş yavaş, çok yavaş hareket edecek şekilde. Yani bu hız konusu size bağlı tabii ki. Ben yavaş videolar çekmeyi seviyorum. Mesela bu hızda benim için gayet uygun. Bunu bozmuyorsunuz. Bak, bozdum ben mesela hızlanmaya başladı. Bunu bozuyorsanız defalarca tekrarlayacaksınız. O etkiyi alana kadar yani tamamına tamamında o etkiyi alana kadar çekmek istediğiniz karede o etkiyi alana kadar ilerletiyorsunuz. Diyelim ki aklımızdaki birinci sahne buydu. Böyle bir slide istiyorduk. Sonra ikinci sahneye geçiyoruz. İkincisi de diyelim ki önden olsun. Tamam mı? Şöyle biraz alttan Aracın önüne doğru ilerleyeceğiz. Bu defa sol joystickimizi ileri doğru ittiriyoruz. Tabi önce sağa sola bir kayma oluyor ama sonra düzeliyor. Tabii benim yanlış ittirmemle de alakalı olabilir. Ben biraz hızlı yapıyorum. Biraz sanırım şeye doğru gidiyor. Şöyle yapalım bir daha. Aynen sola doğru gidiyor kendiliğinden. Ya da ben tam ortalayamadım aracı o yüzden sola doğru gidiyor. Yani şu an daha iyi gibi. De yine sola Ha şimdi tam düz. Mesela böyle bir şey yaptık. Sonra sizin yaratıcılığınıza kalmış tamamen çektiğiniz sahneler. Mesela ben şuradan istiyorum diyelim ki. Şu çiçeklerin etrafından görmek istiyorum sola doğru yine gidelim. Biraz hızlı gideyim siz artık ayarlarsınız öğrendiniz sonuçta. Şöyle yavaş yavaş gidiyorum. Buradan da bir sahne çektim diyelim ki. Sonra şuradan çekmek istiyorum. Şöyle daha aşağıdan hatta şöyle iyice yaklaşıp burada şöyle yapalım mesela hem Düz giderken birazcık da sola doğru dönsün. Ee, yani böyle bir yuvarlak çiziyormuş gibi düşünelim. Şöyle biraz daha ortaya koyayım. Şimdi bu defa sağ joystick'i de kullanacağız. Yavaş yavaş gidiyoruz. Merkezi kaçırmamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi ama kaçıyor işte maalesef. Joystick çok çok hassas olmadığı için. Yani şöyle dönüş de sağlayabilirsiniz. Bu çok güzel olmadı. Çok hoşuma gitmedi ama olsun. Önemli değil. Bu öğretici bir video, eğitici bir video. O yüzden gerek çok iyi olmasına gerek yok. Şimdi buradan mesela ee, plakayı almak istiyorum ben. Arabanın arkasını almak istiyorum. Şöyle bir etki istiyorum. Ben bunları seviyorum böyle hem Sağ, sağa sola doğru kayarken hem de dönmesi güzel bir etki veriyor bence. Yani şu etki de çok güzel bak mesela gene durdu. Bunları deneyerek yapacaksınız. Hiçbir zaman ilk de olmuyor. Tabi olduğu zamanlar da oluyor da her zaman olmuyor. Eliniz alıştıkça daha da iyi yapabileceksiniz. Şuradan da yapalım bir tane. Ondan sonra da yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Mesela şöyle şuradan Sola doğru giderken biraz da dönelim şöyle. Çok dönmeyelim. Şöyle. Yani bunları bütün her şeyi yaptıktan sonra tabi dediğim gibi bunlar size kalmış. Sizin yaratıcılığınıza kalmış. Siz burada çekmek istemeyebilirsiniz. Mesela şu açı da hoşuma gitti şu an gördüm. Şöyle ileri doğru gidebilirsiniz. E, tamam e, bu, bununla işimizi bitirelim artık e, şimdi e, bundan sonraki aşama artık e, sizin e, edit yaratıcılığınızda kalmış edit programlarını kullanarak yapacağınız e, oynamalara ve ayrıca e, koyacağınız müzik müziğe kalmış bundan sonraki o ...gerçekten güzel video çıkarma işi tamamen beceri. Bu kısmı çok beceri değildi. Hani joystickle yaptığımız şeyler vardı içinde ama... ...bundan sonrası gerçekten dediğim gibi sizin bilginize ve becerinize kalmış şeyler. Benden bu kadar arkadaşlar. Sinematik videonun ilk aşaması bu. Dilerseniz ikinci aşamasını da çekebilirim. Yani premierde nasıl oynuyorum videoyla, ne yapıyorum. Bu arada kameram donmaya başladı... Umarım çok kötü sonuçlar çıkmamıştır ortaya. Ee, dediğim gibi e, ikinci kısmında istiyorsanız ben Premiere kullanarak videolarımı editliyorum. İkinci kısmında çekebilirim. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ee, bu video bu kadar. Ee, ben bilginin dediğim gibi tekrar söylüyorum. Bilginin paylaştıkça paylaştıkça güzel olduğunu savunanlardanım. Ee, öğrendiğim şeyleri aktarmayı seviyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz herkesin istediği gibi ben de videoma like istiyorum. Ayrıca abone olursanız bunun gibi videoları kaçırmazsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.